Evet, Sinan bize çok lazım. Onun için bir yere bırakamam onu. Kendisine de maçtan önce zaten söylemiştim. Aslında çok iyi başladık. 2-0'ı da yakaladık. Ondan sonra hiç beklemediğimiz halinde bir gol yedik. Ve 2-2 oldu. Bir penaltı pozisyonu 2-2 oldu. Çok rahat kazanacağımız, ilk başta farklı kazanabileceğimiz bir maçı zora soktuk. Ama Allah'a şükür olsun hocamız müthiş bir değişikliklerle beraber her zaman olduğu gibi yine maçı çevirmesini bildi. Üç puanı Alanya'dan aldık, bizim için çok zor bir maç, deplasmandı. Çünkü Alanya Spor'un da bulunduğu konum itibarıyla puana şiddetli ihtiyacı olan Alanya Spor muhakkak puan ve puanlar çıkartmak istiyordu. Ama arkadaşlarımız buna müsaade etmedi. 3 puan alan biz olduk. Şimdi 4 tane maçımız kaldı arkadaşlar. Allah'ın izniyle teker teker bunları aşıp şampiyon olmak istiyoruz. Her şey bizim elimizdedir. Biz en iyisini yapıp şampiyon olacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Haftaya Beşiktaş maçı. Eğer bu maçı kazanırsanız ne kadar şansınız olur? Bir maça bağlayamayız. Ondan sonra da yine ciddi maçlarımız vardır. Görüyorsunuz bugün Trabzonspor kendi sahasına yenildi. Beklemediği bir mağlubiyet. Yani her şey olabilir. Biz temkinli gidiyoruz, temkinli konuşuyoruz. Biz şampiyon olmamız için geriye kalan 4 tane maçında 4'ünü de kazanmak istiyoruz. 360 dakikalık bir şeyimiz vardır. Maraton vardır. 360 dakikanın sonunda inşallah kazanan biz olacağız. Kupayı müzemize getirmek istiyoruz arkadaşlar. Bu vesileyle taraftarlarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Bizi Alanya'da da yalnız bırakmadılar. Beşiktaş maçında dostsa kardeşse bir maç diliyorum. Taraftarlarımız ben inanıyorum ki Galatasaray'a yakışır bir şekilde maçı şey yapacaklar. Kavgasız, gürültüsüz ve Türkiye'ye yakışır inşallah bir derbi olacağına canın gönülden inanıyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.